Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz çantamızın yapım aşamasını paylaşacağım. Çantamızın ölçüleri genişlik 24, uzunluk 19, derinlik de 10 santim. Çantamız için gerekli malzemeler 500 gram penye ip. Benim kullandığım penye ipin kalınlığı ve esnekliği. Penye ipime uygun olarak da 7 numara tığ kullanıyorum. Siz penye ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, elinizin sıklığına, bolluğuna göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Ben 7 numara tığ kullanıyorum. Kulp bölümünü oluşturabilmek için yarım metre zincir, 1 adet çanta kilidi ve püskül oluşturabilmek için de papağan aparatı kullanıyoruz. Bu çantayı küçük el çantası olarak tasarladım. Siz isterseniz 2 adet yaylı halka ve hazır zincir kullanıp bu kenar bölümlerinden kulp da oluşturabilirsiniz. En başında böyle yarım metre kadar ip bırakıyorum. 12 tane zincirle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Zincirler çok sıkı değil, çok gevşek de değil. Orta kararda olacak. Toplamda 12 tane. Ben 12 zincirle başlıyorum. Siz isterseniz 14 tane ya da 16 tane ya da isterseniz 10 tane zincirle de başlayabilirsiniz. Teknik aynı. Sadece zincir sayıları farklı. 12 tane zinciri uyguladım. Şimdi dönebilmek için artı bir tane daha zincir oluşturuyorum. Örüp geldiğimizde bu zincirin içine batacağız. Şimdi 12. zincirin içine geri dönüyorum. Tığ doladım. Tığda 2 tane, ikisini bir çektik aldık ve sık iğne oluşturduk. Bir sonraki zincir, tığ doladım. Tığda 2 tane, ikisini bir çektik aldık. Her bir zincirin içine bir tane sık iğne uygulayacağız. Sıra sonuna kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada dönebilmek için bir noktaya 3 tane sık iğne uyguluyorum. 1 2 fazlalık ipimiz vardı burada. Bunu buradan çektiğinizde burada oluşan boşluk kapanacaktır. Ve 3. 3 tane sık iğneyi uyguladık. Şimdi buradaki bölümlerin tam karşısına sık iğnelere devam ediyoruz. 1 yanındaki boşluğa geçiyorum. 1 sıra sonuna kadar sık iğnelere devam. Diğer köşe bölümüne kadar geldik. Burada ne işlem uyguladıysak burası için de aynısını uyguluyoruz. Bir noktaya 3 tane sık iğne. 1 aynı noktaya. 2 aynı noktaya. 3. İki tarafta aynı oldu. Burada da 3 tane sık iğne uyguladık. Burada da. Şimdi en başta bir tane zincir oluşturmuştuk. Buradaki boşluğa batıyorum. Tığa doladım. Düz olarak çektik, kapattık ve bir zincir. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıraya geçiyoruz. Burada kalan fazlalık iple de bu aralarda kalan boşlukları kapatacağız. İkinci sırada başak modelleri oluşturacağız. Bakın burada 1, 2. 2 nokta var, bunun tam ortasına batacağız. Buradaki boşlukları değil de bu V'lerin tam ortasına. Bu noktaya batıyorum. Çıkış noktam da arka bölümden. Bakın bunun tam ortası. Tığa doladım. Çektim. Tığda 2 tane, ikisini bir çektik aldık. Arada böyle boşluklarda olmayacak. Bakın 1, 2. Bunun tam ortasına batıyorum. Çıkış noktam burası.
Tekrar sıraladım. İkisini bir çektik aldık. Şu ara boşluklara batmıyorum. V'lerin tam ortasına. Bir ipi çok fazla çekiştirmeden kendi halinde örüyoruz. Eğer çok çekiştirirseniz daha sonra büzülme yapacaktır. Bunun olmaması için böyle çok çeke çeke örmüyoruz. Artırma noktasına kadar geldik. Bir önceki sırada 3 tane sık iğne uygulamıştık. Şimdi bunların içine ikişer tane batıp sıra sayımızı 6'ya çıkartacağız. 1 aynı noktaya 2. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Bakın V'nin tam ortasına. 1 aynı noktaya 2. Bir, iki. Sıra sayımızı 6'ya çıkardık. Her bir boşluğun içine ikişer tane sık iğne uyguladık. 2, 4, 6 oldu. Ve buradan örmeye devam ediyoruz. Bu köşe bölümü içinde aynı tekniği kullanıyoruz. Her bir boşluğun içine ikişer tane sık iğne uygulayıp buranın da sıra sayısını 6 yapacağız. Daha sonra kapatıp bir sonraki sıraya geçeceğiz. İkinci sırayı da tamamladık. Sıra sayımız köşe bölümlerde 6 oldu. Buradaki boşluğa batıyorum. Sağa doladım. Düz olarak çektik, kapattık. Bu işlemi böyle sıkı sıkı yapıyorum. Böyle çok fazla açılma olmaması için tekrar bir zincir oluşturdum. V'lerin tam ortasından sık iğnelere devam ediyoruz. 1 yanındaki boşluk 2 V'lerin tam ortasına 1 2 bunun tam ortası. Artırma noktasına kadar bu işlemi uyguluyoruz. Artırma bölümüne kadar geldim. Şimdi 3. sıramızda bir tek bir çift uygulayacağız. Bakın 2 tane sık iğnemiz var. Şimdi ilkine tek batıyorum. Bir tane sık iğne oluşturdum. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Bakın yanındaki V. Buraya da bir aynı noktaya 2. Bir tane tek, bir tane çift uygulamış olduk. Sıra sayımız 9 olacak burada. Bir sonraki V'nin içine geçiyorum. Buraya bir tane tek, yanındaki bölüme geçiyorum. Buraya çift. Bir aynı noktaya 2. Yanındaki bölüme geçiyorum. Bir tane tek, bir sonrakine çift batıyoruz. Bir aynı noktaya 2. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Burada 3, 6, 9. Sıra sayımız 9 oldu. 3. sırada. Burada da yine aynı işlemi uyguluyoruz. İlkine tek olarak batıyorum. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Burayı da tamamlayıp kapatma noktaları hep aynı. Bir sonraki bölümün artırma noktasını göstereceğim. 4. ve son sıranın artırma noktasına kadar geldik. Bir önceki sırada bir tek bir çift uygulamıştık. Şimdi 4. sıramızda da 2 tek bir çift uygulayacağız. Buradaki ilkine tek batıyorum. Birinci tek. Yanındaki bölüme geçiyorum. İkinci tek. Şimdi bir sonrakine çift batıyoruz. Bir aynı noktaya 2. 1 2 tek. Üçüncüye çift batmış olduk. Birinci tek. Yanındaki boşluğa geçiyorum. İkinci tek. Yanındakine çift batıyoruz. Bir aynı noktaya. İki. Dördüncü sıramızı da iki tek bir çift. İki tek
bir çift şeklinde tamamlıyoruz. Burası da aynı şekilde. Buradan itibaren bitiriyoruz. Dördüncü ve son sıramızı da tamamladık. Bu bölümde de yine iki tek bir çift uyguladık. Buradaki boşluğa batıyorum. Sağa doladım. Düz olarak çektik, kapattık. Şimdi bir sıra bu kenar bölümlerine duvar bölümünü oluşturabilmek için ip yürütme tekniği uygulayacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Kapatma tekniği birebir aynı. Buradaki boşluklara batacağız şimdi. Boşluğa batıyorum. Sağa doladım. Buradaki ilmeğin içinden geçirdik. Bir sonraki boşluk. Sağa doladım. Bu ipi dolamış olduğumu bir önceki ilmeğin içinden geçiriyoruz. Ve böyle bir teknik ortaya çıkıyor. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Sağa doladım. İlmeğin içinden çektik, çıkardık. Artırma, eksiltme yok. Her bir boşluğun içine böyle ip yürütme tekniği uyguluyorum. Boşluğa batıyoruz. Sağa doladım. Bir önceki ilmeğin içinden bunu böyle geçirdik. Sıra sonuna kadar aynı işlemi uyguluyorum. Bir sıra ip yürütme tekniğini uyguladık. Şimdi buradan itibaren duvar bölümünü oluşturacağız. Bunu oluşturmadan önce burada en başta fazladan ip bırakmıştık. Burayı halledeceğiz. Buradaki boşluğa batıyorum. Sağa doladım. Bu tarafa çıkardım. Şimdi burada da ip yürütme tekniği uyguluyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Sağa doladım. Bu ilmeğin arasından bunu geçirdik. Buradaki boşluğu da kapatmış olacağız. Tekrar sağa doladım. Bu kenarda uyguladığımız ip yürütme tekniğine birebir aynı. Boşluğa batıyorum, sağa doladım. Sağa doladığımı bir önceki ilmeğin içinden geçirdim. Dışta kalacak bölüm bu başak modellerini oluşturduğumuz nokta. Diğer bölümde çantanın içinde kalacak. Buraya da bir sıra böyle ip yürütme uyguluyoruz. Buradaki boşlukları kapatmış olduk. Şimdi ilmek burada. Böyle ara noktadan bir yerden bu ilmeği arka tarafa çıkartıyorum. Bunu da böyle içinden geçirdik ve bunu buraya bağlamış olduk. Birazcık yürüttükten sonra fazlalık ipi keseceğiz. Bu noktayı da böyle halletmiş olduk. Şimdi bir sıra kenar bölümüne ip yürütmüştük. Yine ilmeğimiz burada. Sonuna kadar geldim. Bir sonraki boşluktan ilmeği arka tarafa çıkartıyorum. Şöyle küçültelim ilmeğimizi. Şimdi bunu sağa doladım. Bakın ipimiz burada. Şimdi şu noktalara batacağız. Şöyle gösterelim. Bakın en son oluşturduğumuz ip yürütme ve buralarda böyle ikili noktalar var. Bu noktalara batıp duvar bölümünü oluşturacağız. İlmeğin burada ilmeği aldık. Hemen bakın yanında bu noktaya batıyorum. Bu çantanın bu kenar bölümlerini de sarmal şekilde ilerleteceğiz. Başlayıp bitirdiğimiz nokta gözükmeyecek. Tığa doladım. Tığda iki tane. İkisini bir çektik aldık. Bir sonraki boşluk, yani buradaki ilmeğimizi bu bölüme gizlemiş olduk. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Sağa doladım. Tığda iki tane. İkisini bir çektik aldık. Bakın en son ip yürüttüğümüz teknik ve buralarda bulunan bölümler. Bu iki tanesini alıyorum. Sağa doladım ve başak modeli. Bu sıralarda da artırma eksiltme yok. Sıra sonuna kadar aynı işlem. Birkaç sıra sonra zaten toparlamaya başlayacak.
noktaya kadar böyle buradaki bölümlere batıp birinci sıramızı tamamlıyoruz. İlk sıramızı tamamladık. Ayarladığımız noktalara birer tane böyle sık iğneler oluşturduk. Şimdi ikinci sırayı oluşturacağız. Sarmal şekilde ilerleyeceğimiz için burada zincir oluşturmadan, bakın son oluşturduğum sık iğne, buradaki V'nin tam ortasına batıyorum. Sağa doladım. Düz olarak çektik. İkinci sıraya başlamış olduk. Bir sonraki V'nin içine geçiyoruz. Sağa doladım. İkinci sıraya başlamış olduk. Burada da yine aynı şekilde V'lerin tam ortasına batıyoruz. Art sırma eksiltme yok. İkinci sırayı da tamamladık. Üçüncü sıraya geçebilmek için buradaki başak modelinin içine batıyorum. Tekrar sık iğne ve üçüncü sıraya da başlamış olduk. Bakın başlayıp bitirdiğimiz nokta belli olmuyor. Sadece buralarda yükselti, alçaltı belli oluyor. Şimdi çantamızın duvar bölümünü bu şekilde örmeye devam edeceğiz. İstediğiniz boyutta örebilirsiniz. Çantamızın kenar bölümünü de tamamladım. Toplamda 18 sıra ördüm. Siz isterseniz 20-22 sırada da tamamlayabilirsiniz. Şimdi başladığım nokta burasıydı. Sarmal şekilde ilerledik. Bir üst sıraya çıktığım nokta da burası. Şimdi bir sıra buradan itibaren ip yürütme tekniği uygulayacağım. Bunu nasıl yapıyoruz? En son başak modelini oluşturdum. Şimdi ara boşluklara batacağız. Bakın bu ikili bölümü alıyorum. Ara boşluklara batıyorum. Tığa doladım. Tığda iki tane var. Şimdi bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçiriyoruz. Bir sonraki boşluğa, bakın başak modelinin içine değil, bir sonraki boşluğa batıyoruz. Şu noktaya tığa doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçiriyorum. Ve ip yürütme tekniği. Bu ip yürütme tekniğini çok sıkı yapmıyorum. Çok gevşek de yapmıyorum. Eğer çok sıkı yaparsam böyle toparlanma yapacaktır. Çok gevşek yaparsak da böyle yayılma olacaktır. Orta kararda. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Tığa doladım. Bu ilmeği buradaki ilmeğin içinden geçiriyoruz. Yani şuradaki görüntüden bir sıra daha elde etmiş oluyoruz. Başladığımız noktaya kadar bir sıra ip yürütme tekniğini uyguladık. İlmeğim burada, ipi buradan kestim. Şimdi bir sonraki ip yürüttüğüm bu bölümün içine batıyorum. Buradaki ilmeğimi içinden geçirip arka tarafa çıkartıyorum. Burada böyle bir görüntü olmuş oldu. Kestiğim ipi de ilmeğin içinden geçirdim ve bu bölümü de bağlamış olduk. Çantamızın bu bölümünü de bitirdik. Şimdi bu kalan fazlalığı iç tarafında yürüdükten sonra kesiyoruz. Çantamızın kulp bölümünü oluşturacağız. Bunun için 25 sıra zincire ihtiyacımız var. Hemen kenar bölümden başlıyorum. Küçük tığ kullanıyorum. Bu arasından geçebilecek kadar küçük olması yeterli. Şimdi başında birazcık böyle bir karış kadar ip bırakıyorum. Bağlamak için kullanacağım. Tığa doladığım zincirin içinden geçirdim. Ve bir tane sık iğne oluşturduk. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Tığa doladım. İkinci sık iğne. Tığ biraz küçük olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. Ama kolay bir teknik. İki tane sık iğne oluşturmuş olduk. Şimdi bir zincir atlıyoruz. Bir sonraki zincirin içine. Bir zincir atlıyorum. Bir sonraki zincirin içine geçiyorum. Tığa doladım. Tığda iki tane. İkisini bir. Çektik aldık. Bir. Aynı noktaya. İkinci sık iğne.
Yani bu zinciri iki tane sık iğne, alttan bir zincir boşluk, tekrar iki tane sık iğne şeklinde oluşturacağız. Bir boşluk bırakıyorum bir sonrakinin içine. Kendinden böyle toparlanma yapacak. Şimdi zincirin sonuna kadar aynı teknik üzerinden örüyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum. Bir sonraki zincirin içine iki tane sık iğne. Sonuna kadar aynı işlemi uyguladım. Yine birazcık fazlalık bırakıp ipi kesiyorum. Buradaki ilmeğin içinden kalan ipi geçirdik ve bağlamış olduk. Zinciri de oluşturduk. Şöyle çekip zincirleri düzeltebilirsiniz. Ve kulplarımız hazır. Oluşturduğumuz kulpları çantamıza takacağız. Böyle belli noktalardan ayarlıyorum. Kenarlarında fazladan ipler bırakmıştık. Bu ipi böyle iç tarafa aldım. Bu taraftan bu tarafa çıkartıyorum. Zincirin içinden tekrar geçirip bağlayacağız. Bunları bu tarafa böyle sabitlemiş olduk. Kalan fazlalığı iç tarafta yürüdükten sonra kesiyoruz. Çantamızın kulp bölümlerini de oluşturduk. Şimdi buradaki kapak bölümünü oluşturacağız. 10 tane zincirle başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zincirler çok sıkı değil, çok gevşek de değil. Orta kararda. 10 tane zincir oluşturduk. Şimdi dönebilmek için artı 1 tane daha zincir oluşturuyorum. 10. zincirin içine sık iğne. Aynı taban oluşturur gibi her bir zincirin içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Köşe bölümüne kadar geldim. Burada bir noktaya 3 tane sık iğne uyguluyorum. Geri dönebilmek için 1, aynı noktaya 2, aynı noktaya 3. 3 tane sık iğne uyguladık. Bu kalan ipi de iç tarafa saklayacağız. Şimdi karşılıklı sık iğnelere devam ediyoruz. Bakın tam karşısına denk getiriyorum. Diğer köşe bölümünde de burada uyguladığım işlemle birebir aynı 3 tane sık iğne uyguluyorum. En başta çekmiş olduğum zincirin içine batıyorum. Sağa doladım, düz olarak çektik, kapattık ve birinci sırayı tamamlamış olduk. Tekrar bir zincir. Şimdi yine başak modelleri oluşturacağız. V'lerin tam ortasına batıp ikinci sırayı oluşturuyorum.
İkinci sıranın artırma noktasına kadar geldim. 3 tane sak iğne uygulamıştık. Aynı sabanda olduğu gibi. Şimdi ikişer tane sak iğne oluşturup sıra sayımızı 6'ya çıkartacağız. V'lerin tam ortasına batıyorum. 1 aynı noktaya. 2. Yanındaki bölüme geçiyorum. Birinci sık iğne aynı noktaya. 2. Sıra sayısını 6'ya çıkardık. Şimdi sonuna kadar aynı işlemi uyguluyorum. Burada da aynı. Buradaki boşlukların içine ikişer tane sık iğne uygulayıp buradaki sıra sayısını da 6'ya çıkartıyoruz. Buradaki sıra sayısı da 6 oldu. En başta bir tane zincir oluşturmuştuk. Bu zincirin içine batıyorum. Tığa doladım. Düz olarak çektik, çıkardık. Şimdi ipi yarım metre kadar fazlalık bırakıp kestim. Bu bölümden dikme uygulayacağız. İlmeğin burada açılma yapmaması için kalın ipi böyle içinden geçirdim ve bu bölümü böyle bağlamış oldum. Arka tarafından burada kalan ipimizle dikeceğiz. Bu bölümü dikebilmek için böyle bir yün iğnesi kullanıyorum. Arka bölümünden istediğiniz noktadan ayarlayıp dikebilirsiniz. Yani şu bölümü ne kadar uzun istiyorsanız ona göre ayarlanabilir. Ben buradan itibaren dikmeye başlıyorum. Bu ara boşluklara batıp dikiyoruz. İşlemi de tamamladım. Kalan fazlalığı iç tarafta bağlayıp keseceğiz. Çantamızın bu bölümü için böyle bir kilit kullanıyorum. Yerinde tam böyle bu noktaya sabitliyorum. Çantamız için püskül oluşturacağız. İstediğim uzunlukta ve kalınlıkta böyle pen ipleri kesiyorum. İki kat halinde başka bir ip daha kesiyoruz ve papağan aparatının içinden bu ipi böyle geçiriyorum. Hazırlamış olduğum ipleri böyle tam ortasına yerleştiriyorum. 2 adet düğüm oluşturuyoruz. Sıkı sıkı 1 ve 2. Şimdi bağlamış olduğum iplerden bir tanesini aldım. Bakın ara bölümden çıkıyor. Etrafına saracağım. Bir kere doladıktan sonra yukarı doğru çıkmaması için bu ipi buradan böyle geçirdim. Artık etrafına böyle dolayabiliriz. İç taraftan yine herhangi bir ip alıyorum ve bunu bağlayacağız. Şunu alalım. Ve püskülümüz hazır. Alt bölümden kesiyoruz. Oluşturduğumuz püskülü de istediğiniz herhangi bir noktaya
Takabilirsiniz. Çantamızın yapım aşaması bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.